Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Konya'dayız. Konya ile ilgili olarak size tarihi bir Konya inşallah önümüzdeki süreçte yapacağız. Ama öncesinde ben tabii burada bir çalışma yapmak istedim. Sizlere bu hafta izleyeceksiniz. Şu anda Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin olduğu caminin meydanındayız. Arkamda gördüğünüz gibi Şems-i Tebrizi ile ilgili bilgiler var. Tabii Şems-i Tebrizi'yi herhalde bilmeyen yoktur. Mevlana'nın biliyorsunuz 3,5 yıl boyunca birlikte yarenlik yaptığı dostu, sevgilisi, yâri diyebiliriz. Aslında bununla ilgili bilgiler var. Tabii ayrıntıya biz daha sonra tarihi sürecine biliyorsunuz Mayıs ayında inşallah gireceğiz. Ama ben bugün size ufak ufak Konya ile ilgili çekimler yapacağım. Birkaç mekan göstereceğim. Şu an yalnızım. Bir vlog hazırlıyorum. Aynı geçen hafta Eskişehir'de olduğu gibi Konya'da da size bir 10-15 dakikalık vlog hazırlayacağım. Eskişehir'in tarihine de Konya'nın tarihine de inşallah önümüzdeki süreçte hocalarımızla gireceğiz. Tek tek en ince ayrıntılarına kadar anlatacağız. Ben şimdi caminin içine geçiyorum. Caminin içinden sizlere Şems-i Tebrizi'nin o güzel camisinin içini alacağım, göstereceğim. Şems-i Tebrizi ile ilgili çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü çok tarihi, çok şahsi bir karakter biliyorsunuz. Ama tanımayan, bilmeyen yoktur. Mevlana ile olan o birlikteliğini, birlikte burada Konya'da neler olduğunu, o tarihi süreci ben de çalışıp anlatabilirdim. Fakat hocalarımızla inşallah Konya ile ilgili olarak size çok güzel bir Konya serisi önümüzdeki süreçte anlatacağız. Şöyle hemen tripodumla döneyim, size göstereyim. Şu anda Şems-i Tebrizi meydanındayım. Kısa size gördüğünüz gibi şöyle Şems-i Tebrizi meydanını, camiyi göstermiş oldum. Buranın tarihi çok fazla arkadaşlar. Yani Selçuklu'nun başkenti olduğu için Konya ile ilgili çok uzun bir seri düşünüyoruz inşallah. Ben bütün çalışmalarımı yaptım, hocalarımla görüştüm. Yine kültür turizm destekli çok güzel bir Konya sizlere dediğim gibi hazırlayacağız. Şimdi birazcık gezelim, biraz Mevlana'ya gidelim, camiye gösterelim, Alaaddin Tepesi'ni gösterelim. Birkaç göstermek istediğim yerler var. Size böyle tadı damağınızda kalacak kısa bir Konya vlogu bu hafta göstermiş olalım. Daha sonra inşallah dediğim gibi görüşmelerimizi yaptık. Mayıs ayında ayrıntılı Konyalarla sizlerle görüşeceğiz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, Mevlana meydanındayım. Arkamda Hazreti Mevlana'nın türbesi var. Burası tabii Konya'nın en bilinmiş biliyorsunuz, en merkezi yeri. Şöyle döndüğümüz zaman hemen bu meydanda arkamda çok güzel 2. Selim Han camisi var. Bu camiyle ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Selim Han'ın, 2. Selim Han'ın Konya Valiliği yaptığı 1558 döneminde yapılmış bir cami. Tarihine çok girmeyeceğim. Size güzel görsellerle bir Konya vlogu çekeyim dedim. Bu meydan çok meşhur. Ramazan'da özellikle çok güzel oluyor arkadaşlar. Bütün bu organizasyonlar, yemek etkinlikleri, Ramazan etkinlikleri burada oluyor. Ben bu meydanı çok seviyorum. Defalarca geldim. Bu hafta özel bir çekim yapmadım. Çünkü Konya şeyi olduğu için, görüşmelerim olduğu için Konya ile ilgili bir 10-15 dakikalık görsellerle kendim size bir vlog hazırlamış oldum. Konya için niye bu kadar çok uğraşıyoruz? Konya için niye bu kadar çok ayrıntıya giriyoruz? Eskişehir için niye bu kadar ayrıntıya giriyoruz? Çünkü buralar çok kolay anlatabileceğimiz, hemen bitirebileceğimiz yerler değil. Eskişehir'in biliyorsunuz ilçelerini bile kaç aydır, 2 senedir YouTube kanalımızda Eskişehir'in ilçelerini bile anlat arkadaşlar bitiremedik o kadar fazla. Konya zaten Selçuklu'nun başkenti.
inanılmaz bir tarih var. Yani şimdi ufak ufak size bir şeyler göstereceğim. Hava bugün biraz kapalı. Konya ile ilgili bir vlogumuz olmuş olsun. Buradan Alaaddin Tepesi'ne gideceğim. Birkaç göstereceğim şeyler olacak. Ama farkındaysanız hiç tarihine falan girmiyorum. Burada şimdi gruplar falan var. Kalabalık. Bu meydanı size göstermek istedim. Hazreti Mevlana'ya falan hiç girmiyorum arkadaşlar. Çünkü Hazreti Mevlana'yı anlatmak benim haddim asla değil. Biliyorsunuz bununla ilgili çok ciddi bir anlatım yapılması lazım. Müzenin içinin ayrıntılı olarak gezilmesi lazım. Konya bence Türkiye'deki herkesin görmesi gereken illerden bir tanesi. İstisnasız yani. Zaten artık biliyorsunuz yıllardır bu tur firmaları falan en çok koydukları illerden, şehirlerden bir tanesi turistik anlamda. Biliyorsunuz manevi anlamda da İstanbul, Bursa, Konya hep ilk 3 sırada gidiyor arkadaşlar. Konya ile ilgili dediğim gibi Mevlana'ya hiç girmeyeceğim. Sözü de fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Şimdi böyle bir meydanı göstermiş olalım size. Mayıs ayında Konya serilerimiz inşallah bir sıkıntı çıkmazsa başlayacak. İleride Zafer Meydanı var. Zafer Meydanı'nda da Alaaddin Tepesi var. Orada İnce Minareli Medrese var. Söyleyemedim. Sırçalı Medrese var. Saadettin Konevi var. Çok var. Hepsinden bir kuple gösterip bir toplama video yapayım diyorum size inşallah vaktim yeterse. Meydan bu şekilde arkadaşlar. Meydanı şöyle. 2. Selim Camisi. Buranın en ünlü camisi. Çok ünlü cami çok. İplikçi Camisi var ileride. O da çok eski tarihi anlamında. Konya'ya benim gücüm yetmez arkadaşlar. Konya'yı ben size anlatamam gerçekten. Ama mükemmel bir Konya anlatacağız size inşallah. Önümüzdeki süreçte tarihi anlamda diyelim. Ben hemen ileriye gideyim arkadaşlar. Alaaddin Tepesi'ne gidelim. O ünlü Alaaddin Tepesi'ne gidelim. Döneminde sarayın olduğu yer aslında Alaaddin Tepesi. Selçuklu Sarayı'nın olduğu yer Alaaddin Tepesi. Ama yine diyorum ya çok tarihi olayına girmek istemiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Konya gezimiz ufak ufak devam etsin. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar yürüyorum. Kendimi göstermiyorum. Neden kendimi göstermiyorum? Şu anda size çok önemli bir ayrıntı göstereceğim. Çarşıda gibi görünüyoruz değil mi? Yolun ortasında, çarşıda. Bakın insanlar geçiyor, gidiyor. Kaldırımdayız. Şu karşımda gördüğünüz ne diyelim? Anıt değil de tabii heykel gibi bir şey var ya. İşte burası. Burası çok önemli. Neden burası çok önemli? Burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de yıllardır Konya'ya gidip geliyorum. İnanın bana şimdi öğrendim. Burası Hazreti Mevlana ile Şems'in ilk buluştuğu, ilk ayak attığı, adım attığı, birbirleriyle görüştüğü yermiş. Belki de benim ne derler eksikliğim bilmeliydim. Ama gördüğünüz gibi bakın burada ne yazıyor? Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin ile mütevassıf Muhammed Şemseddin Tebrizi 30 Kasım 1244'ünü Konya'da burada görüştüler diyor. Evet, burada görüşmüşler arkadaşlar. Şurası. Ne güzel değil mi? Bunu bilmek bile bence güzel. Şimdi hemen yürümeye yollarda devam ediyoruz. Bakın karşısı Zafer Meydanı, Zafer Anıtı var orada. Gidiyoruz. Kaça kadar dedim orada? Nereye gidiyoruz? Yanımızda yine bana yarenlik eden bir arkadaşım var. Şunlar normal Konya'nın belediye otobüsleri arkadaşlar. Burada bu şekilde, bu renkte. Bakın Alaaddin Tepesi karşıda. Orayı çok iyi biliyorum. Yıllardır gidip geldiğim bir yer. Konya'yı seviyorum. Konya güzel şehir arkadaşlar. Tarihi çok güzel. Konya'yı nasıl halledeceğiz? Konya'yı nasıl
haklayacağız bilmiyorum ama biz hallederiz değil mi? Biz hallederiz. Şimdi şu Alaaddin Tepesi'ne bir çıkalım. Oradan tekrar merhaba diyelim. Arkadaşlar Alaaddin Camisi'ne geldik ama tabi burada en önemlisi Alaaddin Camisi'nin arkasında Selçuklu Sultanları'nın olduğu türbeler var. O türbeleri size göstereceğim. Böyle bir meydandayız şu anda. Şöyle göstereyim. Türbeler dolu. Ben şöyle ilerleyeceğim. Biraz sonra oradan size ekstra görüntüler alacağım. Hangileri burada onları da göstereceğim. Genel anlamda o bildiğiniz bütün Selçuklu Sultanları'nın en önemlileri burada. İzzettin Keykavus dışında Sivas'ta çekmiştik biliyorsunuz onu. İzzettin Keykavus burada değil. Onun dışında hangilerinin burada olduğunu size göstereceğim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Birebir göstermek istiyorum. Alan böyle bir alan arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Caminin olduğu yer şurası, arkası. Bakın göstereyim şöyle. Camiyi de göstereceğim biraz sonra size. Bugün ben yine çekimde yalnızım arkadaşlar. Kendi el tripodumla çekimi yapıyorum size. Türbeleri de size göstermiş olayım. İleride İnce Minareli Medrese var. İnce Minareli Medrese'yi yetişebilirsem çekeceğim. Genel anlamda Konya'nın her yeri tarih dolu. Yani ben size 15 dakika değil 25, 35, 55 çek bitiremeyiz. O yüzden tarihi olayına gireceğiz. Yine söylüyorum. Videomuzun başını izlemeyenler, kaydırarak izleyenler, buraya gelenler varsa bu sadece böyle bir Konya tanıtım filmi diyelim. Benimle ne kadar bir tanıtım oldu şu an onu da çok bilmiyorum. Nacizane kabul ediniz lütfen. Şimdi türbelerin olduğu yerlere gidelim. Birlikte bir bakalım. Hemen kadrajımı değiştireyim. Görüyorsunuz değil mi türbelerin olduğu yerleri? Şöyle göstereyim size. Şimdi buraya ben tabii yıllardır geliyorum, gidiyorum. Geldiğimde bu türbeler çok nasıl diyeyim size? Tabii ki de şey durumdaydı. Yani harap demek haksızlık olur. Harap değil ama şeydi. Bakımsızdı. Şimdi bunu yaptılar birkaç sene önce. Harika oldu. Ne diyor? Kılıç Arslan Sultanlar Türbesi diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sultan II. Kılıç Arslan tarafından 1180-1190 yılları arasında yaptırılan işte boyu, eni, genel biliyorsunuz tarihi, sanat tarihi ve arkeolojik anlamdaki bilgiler. Ha bir de şey var, Sahip Ata biliyorsunuz türbesi var. Oraları falan size dediğim gibi çok ayrıntılı gireceğiz. Onların hepsini bekleyin. Bir sabredelim. Kanalımızda bir vlogumuz olsun, olmuş olsun şey Konya olmuş olsun. Onların hepsini tek tek gireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz girdiğimiz zaman bu tarz videolara her türlü ayrıntılı şekilde anlatırız. Kendimi gördüm. Şuradan şöyle bakayım. Açık mı burası? Kapalı. Caminin bu kapısı kapalı. Burası camiye geçiyor arkadaşlar. Bakın türbenin şöyle, türbelerin ikisini de şöyle size göstereyim. Arkadaşlar burada profesyonel çekim yok. Elle normal YouTuber'ların çektiği çekimi yapıyorum. Affola. Artık idare edin. Neden idare edin? Çünkü diyorsunuz bugün yanımda hiçbir çalışmacı arkadaşım yok. Şimdi şu türbenin önüne bir gidelim bakalım. Burada ne varmış? Kim varmış? Dolu mu burası? Birileri var galiba. Evet. Şu an şey yapıyorlar. Dua ediyorlar. Biz de çıkalım şimdi. Kim olduğuna hemen bir bakalım. Ne taraftan çıkalım? Şuradan çıkalım. Hemen arkadaşlar bizim gibi aynı şeye hizmet çekim yapan arkadaşlar var. Evet. Merdivenleri çıktım. Hem çekimi yapayım hem duamı edeyim. Olsaydı güzel. İnsanlar için hidayet ediyorum.
Gözüküyor mu? Görebiliyor musunuz? Rukneddin Mesut Kılıçarslan, Gıyasettin Keyhüsrev, Rukneddin Süleyman İzzettin Kılıçarslan, Alaaddin Keykubat, Gıyasettin Keyhüsrev, Rukneddin Kılıçarslan, Gıyasettin Keyhüsrev. Benim gölgem dışında şöyle iyice arkadaşlar göstermeye çalışıyorum. İyice bakın ne kadar güzel. Görüyor musunuz? Selçuklu Çinlilerinden. Hepsi burada arkadaşlar. Arada beni de görüyorsunuz. Görsel eğer çok şeydeyse kusuruma bakmayın. Bunların hepsini profesyonel size çekeceğiz. Ama ne kadar güzel değil mi? Bakın içeriği görebiliyor musunuz? Ben şimdi detay alayım. Detaylarla size onları tekrardan göstereyim. Bir duamı edeyim. Caminin içine geçeyim. Cami içinden görseller alayım size. Sonra devam edelim arkadaşlar. Görüşürüz. Caminin içine geçtim. Hemen gönüllü anlatıcı Ramazan Bey'i buldum. Daha önce burada çalışıyormuş. Tabii biliyorsunuz biz burayla ilgili olarak size ne dedik? Yapacağız dedik. Ben başka bir yere gidecektim ama Ramazan Bey'i bulunca hemen anlattırayım dedim ve buradan size bu video için veda edeyim dedim. Evet, hoş geldiniz Ramazan Bey. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ben birazcık dıştan bir şeyler çektim. Tarihine çok girmek istemedim. Biz Konya için çok daha farklı tarihi bir Konya'yı Mayıs ayında düşünüyoruz. Fakat buraya gelmişken hemen biraz sizden ufak caminin içiyle dışıyla ilgili bilgi alalım. Ben kısadan yardımcı olayım size. 1155-1220 yılları arasında yapımı. Yapımı yaklaşık 50-60 yıl sürüyor. Artık o sultanların, 8 tane sultan var burada. O yapımlar arasında herhalde artık değişimler olduğundan dolayı mı? Yapımı 50-60 yıl sürüyor. Camimiz 800-900 yıllık civarında. Hareketlenelim, hem gösterelim değil mi arkadaşlar? Evet, buyurun. Camimiz 800 ile 900 yıllık arasında. Camimiz ince uzun, saftı. Konya'nın da aynı zamanda en eski, en uzun camisi. Hı hı. 8 tane burada yatırımız var, türbemiz. 2 tane kümbetimiz var. Kümbetin biri boş, biri dolu. Birinde 8 tane sultanlarımız var. Eski tarih olarak da minberimiz var. Rivayette 3200-3500 parçadan yapıldı deniyor. Etrafı ayetli şekilde. O gün için başımızda sultanlarımızdan hangisi varsa. Hemen gidelim. Hemen gidelim minberi gösterelim arkadaşlar. Erken bitir demiş. Erken de en az erkeni de 40 yılda bitirmiş. Şimdi burada camide en orijinal minber. Genelde arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz minberler Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde, Arkeoloji Müzesi'nde camilerden alınıp normal şartlarda biliyorsunuz şey yapılıyor, sergileniyor. Ama burada Konya Alaaddin Tepesi'nde Alaaddin Camii'nin minberi olduğu gibi kendisi korumaya alınmış. Bakın etrafında cam bir koruma var. Artık burası kullanılmıyor değil mi? Sadece sergi. Sergi kullanıyoruz. Cuma günleri. Ha hoca. Çıkıyor. Mihrabımız burası. Çok güzel. Orijinal mi? Orijinal. Şimdi camimiz yeni restorasyondan çıktı ama işte orijinal olarak tabii orijinalini korumaya çalıştılar. Tabii. Osmanlı Çinlisi. Mihrabımız. Hemen Çinlilere yaklaşalım gösterelim arkadaşlar şu güzelliği. Evet. Bakın. Bakın. Türk ağası şeklinde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii şimdi Ramazan Bey o dönemi yansıtmaya çalışmışlar ama Çinliler tabii o dönemin Çinlisi olması mümkün değil. Şöyle söyleyeyim yani restorasyon yapıldı ama genelliği o dönemden deniyor. Tabii temizlik güzel. Şimdi şöyle yukarıdaki şu koyu kısımlar sanki işte, belli başlı yerler. Olabilir. Arkadaşlar evet. Camilerde biliyorsunuz genellikle biz gittiğimizde neresi orijinal neresi değil birazcık gözümüz kestiriyor. Yanlış bir şey söylemeyelim söylersek. Affola. Önümüzdeki süreçte daha ayrıntılı gireriz. Ama ben şu yukarıdaki kısmın daha koyu olduğunu fark ettim. Hocalarım izlerse beni uyarırlar, ararlar hatta. Hemen bir ışık var mı? Işık açalım. Hemen bakın sizler için şey yapacağım, ışığını açtıracağım oranın. Bir bakalım. Üst kat biraz daha koyu gibi. Sanki şuralar orijinal gibi renk şeylerinden biraz çözmeye çalışıyor gibiyim. Ama ne kadar güzel değil mi? Muhteşem. Buyurun siz gelin. Evet minberden biraz bahsedelim.
Minber tarihi işte en eski şekilde. Bu herhalde ön tarafına geçelim efendim. Ha, buyurun. Değil, Türkçesini buradan da sen rahatça okuyabilirsin isterseniz. Zaten genel anlamda işte kündekarı işçiliği var arkadaşlar. Abanoz ağacından yapılıyor biliyorsunuz. Hepsi arabesk ve Rumi motifler burada yazdığı gibi. Kufi ve sülüs yazılarla süslü bir minber. Üzerindeki kitabeye göre de bu şaheser diyor. Hicri 550 yılının Recep ayında. Yani Selçuklu'nun ilk dönemi diyebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık muhteşem bir minber. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu ayetli. Tabii. Muhteşem. Yerli yapımla bu eski insanın düşünmesi biraz daha ince işçilik. Tabii. Kimse büyük değil diyor. Kimse büyük değil diyor. Yani sultan da olsan, padişah da olsan kafanı yiyeceksin diyor. Bizim şimdi yerli yapımlar kapa şey gibi geçip gidiyoruz. Harap edersin. Evet. Caminin şu kısmın ama arkadaşlar Sultan Alaaddin Camisi Türkiye'deki camiler içerisinde dikdörtgen planlı en uzun camilerden ve kaç tane şeyi var? 66 falan deniyor sütunlar. Sütunlar 66 tane. Biz tabii bu konulara biraz şunlar herhalde devşirme taş. Devşirme taş. Yani devşirme taşlar arkadaşlar. Kolonlar. Saçlarım açılıyor bu arada kendimi hemen düzene sokuyorum. Peki. Camiyi biraz anladık. Biz caminin ayrıntısına çok gireceğiz arkadaşlar. O yüzden ne Ramazan Bey'i yoralım ne ama gelmişken size bir Konya'nın tadına vardıralım dedik. Dışarıda kimler var şeylerde? Dışarıda Alaaddin, Gıyasettin, Gecüzrev, Ükreddin, 1. Mesut, Kılıç Aslan. Hangisinin yok demiştiniz? Sefere çıktığı için başka bir şehit oluyor orada defnediliyor. Arkadaşlar Ramazan Bey'in bahsettiği İzzettin Keykavus Sivas'ta. Geçenki Sivas çekimlerimizde İzzettin Keykavus Türbesi'ni sizlere gösterdik. Az önce anlatımlarda da biliyorsunuz sadece burada bir Konya yani Selçuklu Sultanı yok. O da İzzettin Keykavus dedik Sivas'ta. İzzettin Keykavus videomuzu da Sivas videomuzu da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok gezmenin faydaları. Tarihi de öğreniyorsunuz. Her şeyde hakim oluyorsunuz. Ben bu bilgiyi burada spontane vermiş oldum. Hiçbir yerden okumadım. Bir eksik olduğunu biliyordum. Siz söylediniz. Ben de toparladım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şurası da Sultan Mahfili. Orayı göstermeden olmaz. Tabii. Buyurun. Hareketleniyoruz arkadaşlar. Şurası da Sultan Mahfili. Oradan işte başımızda o gün için kim varsa geliyor. Korunası veziriyle namazını kılıyor. Vatandaş halkını rahatsız etmeden namazını kılıp tekrar çıkıp gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir daha söyleyelim. Hükümdar, o zamanın hükümdarı. O zamanın hükümdarı vatandaşını rahatsız etmeden koruması vezirleriyle gelip namazını orada kılıp tekrar aynı bu kapıdan çıkıyorlar. Vatandaş halkı rahatsız etmiyor. Arkadaşlar genel bir hünkâr mahfilinden bahsediyor Ramazan Bey. Hünkâr mahfili nedir? O camide, Sultan Camii'nde gelen hükümdarın kendine ait olan bir bölüm. Ne yapıyor? Yanında belki o dönemin yanında sadrazamı, vezirleri, şu anki bir bakanın yanındaki danışmanlarıyla, vekilleriyle veya işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında yardımcılarıyla Millet Camisi'nde namaz kıldığını düşünün. Benzetmem ne kadar ki hoşunuza gitti veya gitmedi onu bilmiyorum ama şimdi geliyor hünkâr burada halktan ayrı ama aynı zamanda aynı anda. Hem halkla birlikte ama aynı. Yani aynı mekanda ama ayrı olarak hem birliktelik sağlanıyor hem ayrı olarak güvenlik açısından namazını burada kılıyor ve gidiyor. Bu hünkâr mahfili genelde Osmanlı dönemindeki camilerde de bu biliyorsunuz son döneme kadar olan bir şey. Sultan Abdülhamit'e kadar falan olan bir şey. Burası da mı orijinal? Bu, şöyle söyleyeyim. Cami yeni restorasyondan çıktığı için tabii hepsi elinden geçmiştir. Evet tabii. Evet, var mı başka? Evet, buyurunuz. Şöyle camdan gösterelim. Camdan gösterelim. Falan. Buyurunuz. Tabii madem geldik buraya kadar. Ben dışarıyı biraz gösterdim size arkadaşlar. Ama Ramazan Bey'in ekleyecekleri var. O kuyudan bahsedeceksiniz değil mi? Evet. Kar kuyusu diyoruz. Evet. Zamanında, hani zamanında su olmadığı için karı basıp kar eridikten sonra su olarak kullanmışlar. Hı-hı. Artık çamaşıra mı kullandılar, hayvanlara mı kullandılar? Şey olarak onu rivayette şu anda bilmiyoruz. Çünkü 809 yıllık cami olduğu için. Onları biz buluruz arkadaşlar. Tarihçilerimizi getiririz, ayrıntıya gireriz, anlatırız. Ama dediğimiz gibi birazcık bekleyelim. Konya ile ilgili ayrıntılı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilçeler derken Kültür Müdürlüğümüzün destekleriyle
Konya eli kulağında çok yakında geliyor diyelim. Bugün bununla idare edin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Dilimiz sürçtüyse, sürçülisan olduysa affola. Ben tarihe kendi kendime biliyorsunuz hiçbir zaman hiçbir videomda girmiyorum. Uzmanım, hocam yanımda olmadan girmiyorum. Bilsem de girmiyorum. O yüzden böyle size bir video hazırlamış olduk. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de o zaman bu çalışmamıza bakın, ben bugün buraya görüşmeye geldim ama gelmişken bir iki saatimi ayırdım. Size kısacık da olsa bir Konya videosu. Şehrinde olmayanlar olabilir, hasretli olanlar olabilir, en güzel güncel videoları bekleyenler olabilir. Böyle size göstermiş oldum. Siz de bir YouTube kanalımıza şöyle bir abone olursunuz, beğenirsiniz diye düşünüyoruz. Sizleri bekliyoruz. Haftaya bu perşembe bunu izleyeceksiniz. Haftaya bir Kırşehir serisi başlıyor arkadaşlar. 2 veya 3 bölüm kültür müdür yardımcımızla, Kırşehir kültür müdür yardımcımızla çok güzel Kırşehirler çekeceğiz. Çok güzel türbeler göstereceğiz. Yeraltı şehirlerimiz var. Ramazan boyunca 3 bölüm Kırşehir. Sonra da Ankara izleteceğim sizlere. 2 bölüm Ankara Kalesi çekeceğiz. Ondan sonra da Ankara ile ilgili çok tarihi bir bölümümüz daha olacak. Bizleri lütfen takip edin ve bırakmayın diyoruz. Konya'dan herkese saatimiz akşam oldu. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Evet.